Trump da diyor ki dünya savaşı çıkabilir. Günün sonunda özet, dünyada bir gerginlik var, bir gerginlik var. Bir savaş öncesinin öncüsü gibi gözüküyor, büyük bir kapışmanın. Fırtına burada, öncesi sessizlik. Tabii, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür. Yeni bir güvenlik iklimi, BM'nin reform edilmesi, tarafların masada konuşulması gibi çağrıları çok önemli. Ne yazık ki biz bu akşam çatışmaları konuşuyoruz. Kimse itfaiye yangını nasıl söndürecek, bu iş nasıl sonuçlanacak diye konuşmuyor. Orta Doğu için zor bir gece. Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bizi de birinci derece ilgilendiriyor. Amerikan İstihbarat Komitesi üyesinin Marco Rubio'nun bir açıklaması var. Seninle savaşanların hiçbir önemi kalmayacak. Çünkü sağ elinden tutan Tanrı'nın size şunu söylüyor. Korkmayın, size yardım edeceğim. İncil'den bir alıntı. Yani iş dönüp dolaşıp bir teolojiye, teopolitiğe giriyor. Teopolitiğe yansıyor. Bir de diyorlar Türkiye ile İran'da böyle olayı buraya getiriyor. Az önce konuşmuştuk o Armageddon'da. Ahmet İnejat'ın o sözlerini hiç unutmuyorum. Bir savaş çıktığında Mehdi'nin geleceğine yönelik bir inanç var. Diğer tarafta Amerika'nın da böyle bir tavrı vardı. Amerika'yı. Evet. Jeopolitik teopolitiğe döndü. Fakat realiteden kopmamak lazım. Doğru. Şimdi bize de zaman zaman şunu söylüyorlar. İslam dünyası başsız. Bunu ayağa Türkiye kaldırır. Tamam, kaldırır da bu böyle bir ütopya. Bir günde, bir 3-4 senede, 5-10 senede olacak bir şey değil. Bu konuda bir kurgu yaparsınız, planlama yaparsınız ve bu tedricen olur. Yani aksi takdirde reel politik sizi etkisiz kılar. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bence son cümlelerinizi alayım. Tabii buradaki Türkiye açısından bakmamız lazım. Suriye İç Savaşı 12 yıl. Teröristten denen bir tehdit ve bir İran-İsrail ABD'nin de taraf olduğu. Orta Doğu'daki bütün güvenlik mimarisinin ters yüzü olması demek. Bu bir bölgesel savaş. Trump dünya savaşına da evrilebilirdi. Orta Doğu'da başlayan savaşların tarihin her döneminde yıllarca sürdüğünü görüyoruz. Size hatırlatırsınız. Bir açıklama, savaşın başladığı Hulusi Akar'ın tabii, açıklaması. Artık savaşlar ilan edilmiyor. Savaşlar yaşanmıyor. Zaten 3. Dünya Savaşı'nın tabii, içindeyiz burada, demişti. Bu akşam gözler Tahran'da. Hamaney o füzeleri atmaya karar verirse bu süreç uzar. Peki. Güngör Yoruzarslan, teşekkür ederiz. Sizi yayın devam ederken uğurlayacağız. Sayın Vekili, ben görsel olarak bu haritayı anlamlandırması ve yorumlaması için alacağız. Başarılı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sultan Bey, sorun, ben sorunuzu cevaplayacağım. Buyurun hocam, siz de alayım ben böyle. İlfan Hoca özellikle cevaplamadı sorunuzu, ben cevaplayacağım. Siz lütfen cevaplayın. Şunu söyleyeyim, Amerika'daki seçimlerde kim neyi ister? Ama net cevap. Net. Ama şimdi, hocam tabii çok tecrübeli, öyle bir yanıt verdi ki ben ikna oldum ama yanıtı alamadım. Yanıtı vermedi de onun çok için. Tecrübeli, buyurun. Şimdi Amerika çift parti sistemi. Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Parti. Tahtaverelli. Fakat Türkiye'dekine terstir. Mesela Türkiye'de Demokrat Parti, işte daha önce Terakkiperver, Cumhuriyet Partisi, Serbest Fırka, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan, şimdiki AK Parti falan. O sağ gelenektir. Cumhuriyet Halk Partisi, yani önce Halk Fırkasıydı, Cumhuriyet Halk Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi o soldu. Orada tam tersi. Evet, Cumhuriyetçiler sağ, Demokratlar Cumhuriyetçiler sağ, sol. Demokratlar yani tamam. Sol, ikisi. Tabii yani şimdi izleyicilerimiz eleştirebilir. Liberalizmin kalbinde nasıl sağ sol ama demokratik haklar açısından, gelenekçilik, muhafazakarlık açısından İçe dönük, dışa dönük falan gibi. Tamam. Şimdi burada Demokrat Parti'yi en çok destekleyenler, işte bu Hispanikler, sonradan yani gelmiş olanlar. Siyahiler, Zenciler, Kısa'da. Ve Yahudiler. Yahudiler %90 hep Demokrat Parti'yi desteklerler. Niye? Çünkü Cumhuriyetçi Parti'nin ana seçmeni, demin İrfan Hoca söyledi, WASP dediğimiz White Anglo-Saxon Protestan. Artı bir de evangelikler. Şey, onu yani anlatacağım. Beyazlar Anglo-Saxon, yani İngiltere ve Alman asıllı, İngiliz ve Alman asıllılar ve Protestanlar. Ha, şey bu. Dolayısıyla Yahudiler kendilerini dışlanmış hissederler. Sayıca da azlar ama paraca güçlüler, ayrı mesele. Onun için Demokrat Parti'yi desteklerler. Fakat gönülleri de Cumhuriyet Partisi. O ayrı mesele. Bunu değiştiren, şimdi onu İrfan Hoca doğru söyledi, bunu değiştiren Trump. Trump Saksonyalı, Alman. Tamam. Doğru. Ama evanjelik. Nedir evanjeliğin farkı? Damadı. Hayır, damadını unuttum. Damadı da Yahudi lobisinin içerisinde. Yani ama, ilişkileri var. Zaten ilişkileri var da damadı Müslüman bile olabilirdi. Fark etmez. Kendisi evanjelik. Nedir evanjelik? Bunlar Hristiyan, koyu Katolik Hristiyan. Fakat kutsal kitap olarak Eski Ahit'i, yani Tevrat'ı alıyor. Yahudilerin kitabını alıyor. Ahdi Atik. Yani Yeni Ahit değil. Yani Yeni Ahit İncil değil. Eski Ahit yani Tevrat. Tevrat alıyor. Dolayısıyla bunlar yarı Yahudi, bunlar Siyonist. Dolayısıyla gitti ne yaptı? İlk devlet olaraktan Kudüs'ü
ebedi ve ezeli başkent olarak tanıdığı İsrail'in ve Tel Aviv'den büyükelçi oraya taşıdı. Bir yani şey evangelistlerin az önce bağdaştırmaya çalışmıştık, hemen söyleyeyim. Onların da bir teolojik savaş fikri var tabii, ve o savaşla yani birlikte İsa'nın, İsa Mesih'in geleceğine aynen inanan işte, bir işte onların grup. Bir marjinal konuda Yehova şahitleri. Evet, işte bunlar hepsi Siyonist kökenli. Yani döndük dolaştık yine gecenin sonunda evet, teolojiye konu geldi. Öyle bugün. Ama gerçekten böyle. Ve bir şey daha yaptı, bir şey daha yaptı. Golan Tepeleri, daha demin de gösterildi en stratejik yer. Bunu 67 Savaşı'nda İsrail almıştı. Kuzeyden Golanları aldı. Doğudan Batı Şeria'yı aldı. Güneyden de Sina'yı almıştı Mısır'dan. Golan Tepeleri hala Birleşmiş Milletler'e göre. Bak Amerika orada işte veto koymadı 67'de. Hocam şimdi Sayın Vekil diyor ki, hocam da cevap vermek için geldi. Henüz bir cevap alamadık. Verdim. Sayın Vekil'e söz hayır, verdim. Şimdi bu durumda elinizdeki istatistiklere de bakın, Trump 8-9 puan önde gidiyor. Doğru. Biden nasıl bunu dengelerim? Çünkü para Yahudilerde, medya Yahudilerde. Evet. Bu algı olay hepsi Yahudilerde. Finans kapital yani Yahudilere destek verirsem, İran'ı sindirirsem ben oyları alırım. Medyadan en azından şey yaparız. Amerika'nın devreye girecek derken tezinizi güçlendiren noktalardan biri de bu. Aynen öyle. Tamam, şimdi anladım, oturun. Tamam. Hocam devam edelim lütfen. Tamam. Sayın Vekil buyurun. Ben bir noktaya şimdi hani dedi ya hocam teolojiye indi iş diye. Teopoliti. İster Hristiyanlığın İsa Mehdi anlayışı, ister Yahudilerin arz-ı mevudu, ister Şia'nın Mehdi anlayışı. Üçünün de ortak bir noktası var. Eğer onların beklediği savaş çıkacaksa o savaşın... Kıyamet savaşı ya da... Ama onların yani, teolojilerine göre savaşın ki amikovası. Doğru. Her halükarda Türkiye. Ya dolayısıyla... Evet tabii o konunun çok ayrı bir... İşte 12. imam teorisi de o. Tabii. Aslında o bize Mehdi olarak gelmiş. Evet. 12. Mehdiliğin dini bakımdan yerinin ne olduğunu ilahi açılar tabii anlatır. Fakat evet, çok yakın bir yere denk geliyor. Çok önemli bir yer olmadığını işte yakın zamanda bir takım olaylar evet oldu, gördük. Evet. Şimdi kriz bölgelerine de baktığımızda tabii Afrika çok farklı. Afrika daha çok sömürge amaçlı bir kriz bölgesi. Çin'i mesela. Şunu kastettik Sayın Vekil orada. Sömürgeden kurtuluş için mücadele, son dönemde evet, oradan Fransa'nın çıkışına yönelik eylemler, orayı Rusya'nın ya da Çin'in Türkiye'nin de yani oradaki eylemlerde Türkiye'ye yönelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sevgi mesajlarının olduğunu, o yüzden Afrika'daki o kriz aldı. Çünkü şöyle, Türkiye burada sömürme amaçlı gelmiyor. Türkiye diyor ki kazan kazan yapalım diye geliyor. Afrika'daki durum bu. Çin ciddi anlamda maden kaynaklarını alıyor ve yatırım yapıyor. Limanlar alıyor, paralar yatırıyorlar, yapıyor. Para aktarıyor. Ama ben şunu da söyleyelim. Mesela bu Afrika'da 2000'li yılların başında Türkiye'nin 12 tane büyükelçiliği vardı. Bugün 44 tane var. Evet, doğru. O zaten dış politik olarak olaya bu çok önemli. Çünkü büyükelçilik gidince onun yanında TİKA gidiyor, işte AFAD gidiyor, Kızılay gidiyor. Sizi arkadan görüyoruz. Türk Hava Yolları gidiyor. Böyle gelirseniz anlatacaksınız daha net ifade etmek için. Evet. Ama yani asıl kriz bölgesi şu bölge. Karadeniz'in üst şu bölge. Yani. Kafkas bölgeleri yine. Tarih boyunca. Ve Balkan. Halen de yani bütün dengeler buraya üzerinde oynuyor. Semavi dinde orada. Hepsinin ortasında Kama gibi coğrafya gene Türkiye. Yani bakın ne yaparsak yapalım Türkiye'nin bu geniş coğrafyadaki kavgalardan istese bile uzak kalması, tarafsız kalması diye bir şey. Coğrafya kaderdir. Coğrafya kaderdir. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin olmazsa olmazı hem savunma anlamında hem ekonomi anlamında çok güçlü bir ülke olmak mecburiyetindeyiz. Evet. Ve bu yüzden de bizim milli duruşlara ihtiyacımız var. Bakın şimdi Karadeniz petrol doğalgazıyla şu bölgede biliyorsunuz çok ciddi bulundu. Şu an 3,5 milyon metreküp'e ulaştık. 35 milyon metreküp günlüğe çıkacağız inşallah. Arkasından şu bölgede yine bütün Rize açıklarında ama arkadaşlar hatırlıyor musunuz? İlk gemiyi aldığımızda hepiniz hatırlarsınız. Ne dalga geçildi ya. Jilet yapmak için hurdalığa alınması gereken. Sayın Berat Albayrak'la ben bir yayın yaptım. Orada bazı ifadeler kullanmıştı. O ifadeler çok çarpıcıydı. Biz kendi araştırma gemilerimizi alacağımızı söylediğimizde bir mevkidaşı uluslararası alanda, kitapta da var evet, bu. Tehdit ediliyor. Oradaki çalışanlar tehdit ediliyor. Yani hani dalga geçmeyi bırakın. Daha büyük riskler. Tehlike apayrı. Olayın gerçek tabii, olduğu demek. Tehlikeler üzerine yapılıyor. Evet. Onu çok net ifade eder. O tehlike zaten çok açık. Biliyorsunuz o zaman ilk gemideki yabancı çalışan uzmanları bile gizli çalıştırmak zorunda kaldık. Kimlikleri çünkü meslekler ihraçla karşı karşıyaydılar. O dönemde yok efendim çöpe atılacak, hurdeye alacak gemileri aldınız. Türkiye'nin milyon dolarlarını iç ettiniz vesaire. Ama bugün gelinen noktada kimse dönüp de ya Allah razı olsun ya meğersem siz
geleceği düşünüyor musunuz? Hiç kimse demedi. Şimdi Gabar'da... Suriye'de ne işimiz var? Libya'da ne işimiz var? Gabar'da petrolü çok hem kaliteli hem de çok güzel. Dediğimiz gibi inşallah yıl sonu itibariyle Türkiye'nin üretiminin üzerinde bir üretimi Gabar'da sağlayacağız inşallah. Biliyorsunuz hemen arkasında tekrar yeni alanda şu an şey çalışması yapılıyor. Yani petrole ulaşıldı. Rezerv çalışmaları yapılıyor inşallah Kato bölgesinde. Siz Sayın Vekil anladığım kadarıyla bir sonraki halkaya geçeceksiniz. Ama yok, ben şunu anlatmak istiyorum sadece. Ya kimse şunu sormuyor. 3500 metre yüksekteki Kato'da Gabar'da petrol aramak kimin aklına geldi kardeşim? Yol yok. Helikopterlerle gideceksiniz. Keçi yolu bile yok. Çünkü Türkiye yıllarca o 5 tane gemiyi alırken aynı zamanda tüm Türkiye ve kara sularını kapsayan analiz çalışmalarını yapacak diğer ekipmanlara da tedarik etti. Türkiye petrolleri o konuda önemli çalışmalar yaptı. Ya bu ya doğru. Ya tek istediğimiz şu ya bir kere de tamam bir sürü yanlışımız olabilir de ya bir kere de bir helal olsun desinler ya. Yani bakın evvelki sene geçen sene biraz düştü 80 evvelki sene 95 milyar dolar ödedik doğal gaz ve petrol için. Evet. Ya bunun yarısı Türkiye'ye kalsa 50 milyar dolar 5 sene sonra Türkiye'yi kimse tutamaz ya. Ama bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Biliyorsunuz hiç ismini vermek istemiyorum. Ne yazık ki bizde bakan da yaptı. O bile diyorum yani. Bırakın CHP'yi. Hani doğalgaz bulmuştunuz nerede? Ya arkadaş doğalgaz bulduk da. Ya 5 tane gemim var. Denizin altına kuyular kazıyorsun. Her biri aylar sürüyor. Kalktı 100 tane gemiyle bunu yapacak durumu yok. Çıkartacaksın, borularla taşıyacaksın. Hatta biz bunu 2023'te vermeye başlayacağız dediğimizi hatırlayın. 3 sene önce dalga geçtiler. Yok dediler veremezsiniz. Verdik. Şimdi diyorlar ki niye hepsini çıkar? Ya arkadaş bir bekle. Şimdi Gabar'da. Ne diyor bak? Teopolitikten jeopolitiğe dönüyoruz. Enerji de çok önemli. Ekonomi politik de var. Ekonomi ama. Politik var, enerji evet. Politik var. Ama o olmadan işte bakın doğru. Paranız yoksa ve silahınız yoksa. O zaman işte bugünkü İran'da olduğu gibi siz gider vururlar sağda solda siz de. Ne olur Chevron anlaşmasını dikte ettire. Zaten onu yapmaya çalışıyorlar bize. Sayın Vekil bir üstteki daireye geldiğinizde ki gelecektiniz anladın mı? Rusya, Ukrayna hemen altta. Buna dair yorumlarınızı lütfen yapın. Bir bilgiyi paylaşmıştım görüntüsü de geldi. Tam bu hengamenin içerisinde yani Amerikan CENTCOM komutanı İsrail'de İran füze atacak mı atmayacak mı konuşulurken Rusya'nın bir füze denemesi var ve görüntüleriyle paylaştı. Balistik füze denemesi hemen var. Paylaşayım ben de bilgileri aktarayım. Rusya Savunma Bakanlığı bu bilgiyi paylaştı. Sesi de var dinleriz. Astrakhan'dan kıtalar arası balistik füze denemesinde bulunduklarını açıkladı. Ne dersiniz hocam? Tam da bugün bu kriz yaşanırken... Astrakhan Orta Asya'da. Evet ve şöyle bir iddia var. İran ve Irak semalarından bu füze geçerken göründü. Diye bir iddia da var. Elbette buna dair... Hani niye Kazakistan'da onu anlıyorlar. Yani demonstrasyon yapıyor aslında Rusya. Sovyetler Birliği döneminde orada Rusya'nın büyük Rusya, Rusya demonstrasyon yapıyor. İşte kıyamet füzesi diye yine... blöf olarak algılanması gereken NATO'yu, Avrupa ülkelerini tehdit eden başka açıklamalar da yaptı. Deneme başarıyla tamamlandı. Kapustin Yar poligonundan bir atış yapılmış ve bir kıtalar arası balistik füze denemesi. Intercontinental, evet. Logodan da anlıyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı. Tam zamanlama mesaj ne hocam? Yani mesaj işte benim elimde de var. Zaten üçüncü işte biz İran'ın arkasındayız. Çin bloklar hazırlandı. Eskiden Doğu bloku, Batı bloku vardı. Şimdi ne oldu? İşte Doğu Perinçeyfa'da Avrasya bloku işte İran, Rusya, Çin bir tarafta, öbür tarafta İsrail yavruları, İngiltere ve Amerika. Yeni bloklaşma. İşte ben varım diyor. Gücüm de var diyor. Ben diyor Ukrayna'yı da alacağım diyor. Bana da bulaşmayın diyor. İsrail'de haddini bilsin diyor. Öyle şeyler, Çin'den de mesajlar gelecektir muhtemelen gelecek. Ama Einstein'ın bir sözü var ya, 3. Dünya Savaşı'nı bilmiyorum ama bu kadar silahlı 4. Dünya Savaşı taş ve sopalarla yani Rusya silahını gösteriyor, İran füze gösteriyor. Yalnız bir şey var, daha hiç nükleeri kimse ağzına almadı. Putin hiç düşürmüyor ağzına. Ukrayna Savaşı'nın başında almıştı. Burada hiç kimse nükleeri dillendirmeyip konvansiyonel silahlar. Gazze Savaşı'nda mı diyorsunuz? Evet. Yani Gazze'de çünkü ama, yani dar bir mıntıka. O da sesi de kullanamaz. Ukrayna'da hep ağzında. Hep onu söyledi. Taktik nükleer silahları atarım, kullanırız. Beni sıkıştırırsanız... Hatta Çernobil'i işgal etti. Sızma falan olurdu falan yani. Hocam siz nasıl yorumluyorsunuz?
Rusya'nın mesajını? Yani Rusya prestij politikası izlemek istiyor. Aslında Putin'le birlikte... Şöyle sorayım daha net. Bu görüntüyle ben İran'ın yanındayım ya da arkasındayım diyor mu? Yoksa başka bir mesaj mı var? Başka bir mesaj veriyor. Yani o İran'ın arkasında olma biraz daha flu, çok netleşmemiş bir konu. Başka bir mesaj veriyor. Ukrayna Savaşı'nda neticede 180 bin kilometre kareyi işgal etti. Evet. Şimdi bunu kabul ettirmeye çalışıyor. İlhak etti için. Kabul ettirmeye çalışıyor. İlhak etti. Ha, İlhak etti meşrulaştıracak, kabul ettirecek. 30 Eylül 2022'de Moskova'da ayrılıkçı bölgelerin başkanlarıyla katılma anlaşması yapıldı. İlhak etti de tanınmadı. Fakat işte tanınmadı. Ha. Şimdi masaya oturdukları zaman aslında Rusya Donetsk ve Luhansk ve bir de Kırım bu üçüne razı olabilecek durumda. Fakat işte Zelenski kağıt oynarken olacak. Elini yüksekten açıyor. Hayır, Zelenski de razı olacaktı. Amerika İngiltere durdurttu. Yani o Zelenski'nin razı olması biraz tartışmaya açık bir konu. Çünkü hiçbir ülke Antalya ve işgali, İstanbul'daki tamam, şey şuydu. Yani işte, İlhak derken şöyleydi. Geniş bir otonomi. Yani Ukrayna'nın coğrafyası bozulmayacaktı. Ha, formül de hazırdı. Formül hazır. Hem Rusya'nın şeyi olacaktı, o gemi şey deniz üstü Rusya'da kalacaktı. Özerk bölge falan gibi. Ha, özerk bölge hem Rus asıllık tam otonomi kazanacak ama Ukrayna'nın da toprak bölümünü konuşuyor. Zaten hala. Luhansk'ta. Hep böyle. Hocam bu silahları konuşurken bir açıklama daha var. Amerikan televizyonuna yapılmış bir açıklama. Amerikalı ordu yetkilisi şunu ifade ediyor. İsrail'e atılan her türlü silahı engellemeye çalışacağız. Yani gemilerin oradaki varlığı muhtemelen hava savunma sistemleri de bir saldırıdan ziyade anladığım kadarıyla İsrail'i demir korumaya ilave destek çalışacaklar. Evet. Anlamı çıkar mı bilmiyorum ne dersiniz. Hayır, bir kez daha tekrarlayayım istiyorsanız. Ama o gemilerde öyle hava savunma sistemleri yok. Onlar da saldırı sistemleri yok, var. Teknik yok, olarak var. Destek verebilirler. Yemen'den atılanı havada biliyorsunuz. Belki İngiliz radar uçak teknik olarak var. Destek radar verebilir. Olarak olabilir. Ben teknik olarak bilmiyorum elbette. Var. Sizin değerlendirmeniz önemli ama. Amacı bu çatışmayı lokal tutma ve çatışmanın İran'ı da içerecek şekilde topyekun bir savaşa dönüşmesini engelleme. Benim yaptığım değerlendirme. Peki şöyle olsa, Rusya'da bir senaryo olsa ne dersiniz prestij. Hocam? İran bir tane füze attı. Amerika bir şekilde istihbari bilgi verdi ya da kendi imha etti. İran biz attık dedi. Amerika engelledi. Her taraf bundan memnun olur mu? Yoksa İran hayır ben yok. Amacım yani, olarak ben İran hocaya hiç katılmıyorum. Ben Amerika bu savaşı yaymaya çalıştığını dediğiniz yani eğer engellemez o zaman. Ha lokalleştirmek istiyorsa memnun olur ama ben lokalleştirmek istemiyor. Yaymak istiyor diyorum. O zaman ben. Engellemez. Engellemez yani, diyorum. Karlarına zarar veriyor. Yani savaşın bu bölgede İran'la da içirecek şekilde yayılması Amerika'nın çıkarlarına, global çıkarlarına zarar veriyor. Ben öyle düşünmüyorum. Hocam şimdi bak yukarıda eskiden Ukrayna Savaşı var. Eskiden 50 milyar dolarlık silah satacakken şimdi 250 yukarıda milyar dolarlık Ukrayna dolar Savaşı var. Tayvan'da tam fırsattan istifade, Orta Doğu'daki gerilim yayılmış iken zaten bunlar neydi? Bunlar işte Çankayşek rejimiydi, milliyetçi Çin'di. Evet. Burası benim ülkem diye oraya bir müdahale ettiğinde Amerika aynı anda 3 tane cephede çatışan tarafların Amerika birisi. Onu 71'de kabul etti. Wine China dedi, Tayvan diye bir ama kabul yani etti. Ama yani bir tarafında taahhütte bulunuyor. Tayvan'a diyor müdahale etmeyeceksiniz diyor. Onlara garanti veriyor. Bu konuda Çin'i uyarıyor. Yani tüm bu açıdan baktığımızda ABD buradaki çatışmanın lokal kalmasını İran'ın işin içine dahil olmasını engellemeye çalışıyor. Ben onun karşısındayım. Çok değerli iki hocamız var. İzleyicimiz hakem. İzleyicimiz karar veriyor. Evet, sizin yorumlarınızı öyle. Merak ederim ama Sayın Bey. Yok ya ben daha çok İrfan Hocam gibi düşünüyorum. Ya bu işin Amerika'nın evet, çok işine geldi. Uğur'u mağlup ettik. Gelmiyor. Sabah beraberlik olması için ben Uğur Hocam'ı tutayım ki tamam, beraber devam yok sabaha kadar belli ama olur zaten. Ama bunu zaman gösterecek. Şu Ukrayna konusuna dönecek olursak. Aslında Rusya Ukrayna konusunda istediğini bulamadı. Yani Rusya çok kısa zamanda Ukrayna'yı çok rahatlıkla satış edebileceğini düşünüyordu. Umduğundan ya da daha doğrusu Rusya beklenenden daha zayıf çıktı bu bölgede. Ukrayna'da iyi derdi. Niye Amerika'nın İngiltere'nin bütün diyormuş silahları ki, oradaydı? Putin diyormuş ki Sergei Lavrov'un sözüne uydum. Başımı belaya soktum. Devam etsem olmuyor, çekilsem olmuyor diyormuş. Çekilemez bu aşamada. Yok çekilemez. Sonra. O yüzden Rusya'nın Kırım dahil olmak üzere, önceki ilhakı Kırım dahil olmak üzere bu bölgeyi bir şekilde kendisinin inisiyatif alanı evet. içerisinde, illa sınırında etki değil, yani. Etki alanı içerisinde tutacağı bir çözüm için Avrupa'yı zorluyor. Evet. Ama tabii özellikle Fransa'nın başını çektiği enteresan bir şahinlik politikasını
uygulama çalışmaları var. Ama Fransa'da burada arkadan Macron, yapıyor. Macron burada doğruyu söylüyor. Şimdi mesela diyelim ki işte bir tanesi eski zamanda anlatırlar. Çok güzel kıyafet oldu, çok güzel işte kralım çok iyi oldu falan. Herkes krala kıyafeti iyi uygun olmadığı halde çocuk, başka çocuk bir şey söylerken çocuk çıplak gerçeği söylüyor. Kral çıplak diyor. Orada da aslında Macron doğruyu söylüyor. Burada Ukrayna'da durdurmazsak Rusya'yı bir sonraki aşama Baltıklar, bir sonraki aşama Polonya. Almanya ve Amerika'ya güveniyor. Sen kendin git bakayım. Gitti mi Fransa? Bir tane silah gönderebildi mi? Birisinin de gerçeği söylemesi lazım. Tamam. Bu ama hocam Rusya için de şu bölgede eğer kendisine belli bir tampon oluşturamazsa bu da Rusya'nın geleceğiyle ilgili. Hocam bak Rusya'nın durumu şöyle. Şimdi burada 17 milyon kilometre kare. İçeride 100'den fazla dil konuşuluyor. 200'e yakın etnik halk var. Bu yapı arkaik bir yapı. Bugünkü demokrasi çağına yakışmıyor. Şimdi Rus derin devleti el koydu. Putin'le birlikte yönetime el koydu. Yoksa Kuzey Kafkasya'dan, Volga, Ural bölgesinden, Sibirya'dan başlamak üzere Rusya çözülecek. Ve Rusya iki tane çözülme yaşadı zaten. Varşova Paktı ve Sovyetler Birliği. Üçüncüsü için ihtiyatlı hareket ediyor. Putin aslında bu NATO genişlemesine tepki göstererek birlik bütünlüğü sağlamaya çalışıyor. Putin sonrası ne olacak bunu bilemiyoruz. Peki. İsrail savaş uçaklarının havalandığı ve Lübnan-Suriye sınırında uçuş yaptıkları bilgisi var. Muhtemelen Hizbullah'ın roketlerine bir karşılık verilebilir. Tabii. Ama bu da aslında bölge için... Bilmiyorum hocam ne düşünürsünüz? Şaşırtıcı değil yani. Hiç şaşırtıcı. Çünkü o böyle hani tekrar soruyorum. Normalde bu görüntüler paylaşılsa ve deseler ki her gün olan şeyler. Hizbullah'tan roket atıldı. İsrail uçakları kalktı. Evet, dünyanın o kaos haritası içerisinde önemli. Tek bir insanın canı da çok önemli ama üzerinde düşünürdük editörlerimizle birlikte. Ya verelim mi vermeyelim mi ama etrafındaki o bütün açıklamalar olayı ciddi bir şekilde değerlendirmemizi gerektiriyor. 1970'lerden beri Filistinler bir tane şey atar, tabanca atar, top atar. İsrail uçakları gider bütün Güney Lübnan'ı dümdüz eder. Yani bu İsrail bunu 40 senedir yapıyor. Yeni bir şey değil. Dolayısıyla buna hiç şaşırmamak lazım. Eğer bombalamazsa şaşıracağız. Allah Allah, İsrail'de bir şey oldu diyeceğiz yani. Onu bilelim. İsrail'de ne olduğunu biliyoruz. CENTCOM o zaman iki değerli hocamın da görüşünü oradan öğrenebiliriz. CENTCOM komutanı orada İsrail'in alacağı tavır dolayısıyla Amerika'nın bir önermesi olacak. Ona bakacağız. Bunu da değerlendireceğiz. Geniş bir savaş ve kaos alanını konuşuyoruz. O alan içerisinde başka coğrafyalara da sıçrama riski. Avrupa'yı açtınız. Avrupa'ya dair de hemen sorayım. Özellikle Fransa ve Almanya çok konuşuluyor. Bu sürecin neresinde olurlar? İsrail'le ilişkileri Almanya'nın özellikle o İkinci Dünya Savaşı öncesi yaşananlardan dolayı şimdi çok iyiler. Farklı bir ilişkileri var. Nasıl değerlendirirsiniz? Uluslararası yani, ilişkiler terminolojisiyle sözü aynen bırakırsın. Söyleyeyim. Yani o Yahudi soykırım falan aslında o da o öyle bir şey de yok. Yani 6 milyon Yahudi'yi kazanlarda falan filan onlar da bahane. Biraz şey yaptı. Şu anda Avrupa'da... Çok tartışılacak sözler hocam. Hayır yok yok. Yani o propaganda. Aşırı propaganda. Propaganda yani o şeydi. İsrail Devleti'nin kurulması için bir bahane gerekiyordu ve kuruldu. Çünkü asıl İsrail Devleti 1921'de İngiltere kuracaktı. Bütün Osmanlı'dan orayı bizi çıkarttılar. Gemilerle Yahudileri getirmeye başladılar ama kuramadılar. Bir bahane lazımdı. İşte böyle bir şey. Aa, bunlar 6 milyonu yakıldı. Bunlar mazlum. Bunların da devleti olması lazım falan diye bunu bahane diye kurdular. Şu anda İsrail'de... Siz devlet politikası olarak söylüyorsunuz. Tabii, elbette orada öldürülenler, ölenler, savaşın o korkunçluğu içinde yaşananları kastetmiyoruz. Hiç alakası yok. Derin bir planın... Eşitre edilmesi açısından söylüyorsunuz. Ben hani özellikle yanlış anlaşılabiliyor. Belli bölümleri alınıp kullanılabiliyor. Şimdi şu 7 Ekim olayı var ya. 7 Ekim olayında da Filistin saldırı ne oldu? İsrail mazlum oldu. Şimdi ne yapıyor? 33 bin sivili öldürdü. Bebeği öldürdü. Ya bugün TRT muhabirine El Arabi evet TRT. Şey yaptılar. Tankla ateş etti ya. Doğru. Üzerinde pres yazan şeye Tank bir kere savaş aracıdır. Kasıtlı yaptılar. Türkiye çünkü bir bahane lazım. Dolayısıyla bugün Avrupa'da İsrail'in en yakın müttefiki Almanya'dır. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gizli bir anlaşmayla ta 5 yıl öncesine 70 senedir İsrail'e büyük paralar veriyor. Tazminat diye. Bunu deklar etmiyorlar. Doğru. Çok büyük paralar veriyor. Dolayısıyla en yakın durumdur. Fransa'nınki bir kompleksidir. Ben Fransız Koleji'de okudum. Fransa'da doğdum. NATO subayının oğluydum. Biliyorum. Hep Fransız hocalar gelirdi. Uğur Hoca Paris doğumlu. Öyle mi? Beyaz Türk. O zaman NATO'nun merkezi Paris'teydi. Onun için babam NATO'da subaydı.
Fransız hocalar girdi. Avrupa'da iki tane kompleksli millet vardır. Biri Yunanlılar, biri Fransızlar. Bunlar kendilerinin medeniyetin beşiği, uygarlık bizde. Tales, Aristoteles, Arşimit, Marşevet, Yunanlılar böyledir. Daha üç gün önce bir Yunan adı sayalım. Fransızlar Fransız böyle, aydınlanması. Aynen her şey. Fransız devrim falan filan. Halbuki ikisi de bütün savaşlarda yenilmiştir. Türk Yunan 1821'den sonra 4 kere savaş oldu. Hepsinde Yunanlılar yenildi ama hepsinde Yunanlılar bizden toprak alarak büyüdü. Aynen Fransa Almanya'dır. Bütün savaşlarda cephelerde Almanlar çok üstün gelmiştir. Savaştan sonra Fransa. Amerika, İngiltere. Aynen. Dolayısıyla olduğu gibi. Avrupa'daki olay buradadır. Asıl olay bu işi. Yani bir Avrupa'dan tepki gelmez diyorsunuz. Gelmeyecek. İsrail'in zaten, o saldırısı, İran'a cevabı. Hepsi hikaye. Zaten yani Fransa'da mesela şey yapıyor işte. Efendim Filistinliler masumdur falan filan diyor. İçinden de belki de ne yapıyordur? İsrail'e ticaretine devam ediyor. Ama özellikle Avrupa'da hocam şunu gördük. Halklarla yönetimler birbirinden tamamen ayrıldı. Özellikle Fransa'da çok büyük eylemler oldu. Onlar siyasete hiç yansımaz. Halklar bu eylemleri yapıyor ama halklarla, Fransız halkıyla Fransız yöneticilerini belki ayıramayız. 1967'den beri Fransız halkı hep yürür. Sorbon olaylarıdır. Hep Fransızlar bütün anarşik, komünist 68 olaylar. Çiçek şey, evet, jenerasyonu. O çiçekler, hippiler, mipiler. De Gaulle istifa etti artık, dayanamadı ama hep Fransızlar yürür ama Fransız derin devleti bildiğini okur. Eski imparatorluk. Dolayısıyla o Avrupa'da bir şey olmaz. Avrupa'yı şey yapalım. Değil mi? Sayın milletvekilimizin söylediği asıl olay burada. Bakın ne oldu 2008'de? Hocam sizden de görüntü için arkanızı... Evet, şöyle geleyim, pardon, şu tarafa geleyim. O tarafta da kalabilirsiniz. Sadece hani yan açıdan kameralarımız alması için. Belki o tarafta daha iyi olur. Peki. Sizi böyle alayım. Sadece evet. Çok, bakın. Öbür elinizle çubuğu... Öbür elinizle olursa da daha rahat olur. Peki. Evet, hani şimdi, kameralara dönelim. Evet. Şurası Karadeniz, burası Anadolu işte Türkiye Cumhuriyeti sayın. Milletvekilimiz demin gösterdi. Ne dedi Amerika? Bunları hep yapan Amerika. Avrupa'nın hiçbir hikayesi yok. Gürcistan'ı alacağım dedi NATO'ya, değil mi? Evet. 2008. Ne yaptı? Rusya girdi, Gürcistan'ı işgal etti. Sonra ne dedi? Ukrayna'yı NATO'ya alacağım dedi. NATO haritası var. Onu verelim dilerseniz. Peki, verelim. Hemen NATO haritası var. Onu da ekranlara getirelim. Yavaş yavaş da son cümlelerinizi alayım. Siz NATO'nun genişlemesinden söz ediyordunuz. Evet. O harita daha net anlatacağı için böldüm, kusura bakmayın. Ama yani bunu yapalım. Evet. Evet. Buyurun. Biz neredeyiz? Hah, geldik şimdi. Bakın. Evet. Gürcistan. Burayı alacağım dedi. Ne yaptı? 2008'de Rusya işgal etti. Sonra ne dedi? Ukrayna'yı alacağım dedi. Ne yaptı? 2014'te burayı işgal etti. 2022'de de burayı işgal etti. Şimdi şuraya bakın. Buraya girdiğini NATO'ya düşünün. Buranın da NATO'ya girdiğini düşünün. Buraya Amerikan füzeleri, bombaları vesaire geldi. Rusya kalabilir mi? Bütün her gün şey, burada Rusya'da Rus olsanız, Rus siyasetçisi, genelkurmay başkanı olsanız ne kadar rahatsız hissedersiniz kendinizi? Hocamın itirazı olabilir. Yani şimdi burada Uğur Hoca tabii Sputnik gibi konuşuyor yani. Ne bu yani, bu gece hiç anlaşamadık. Rusya bakış açısıyla konuşuyor. İzleyicilerimiz bilmiyor ama siz normalde de çok yakın arkadaşlık hemşerisiniz ama bu gece hiç anlaşamadık. Olabilir. Buyurun. Şimdi burada buraya koydun muydu NATO'nun füzelerini, buradaki adam uyuyamaz. Dolayısıyla Rusya hiç izin vermedi. 2008'de burayı işgal etti, 2014'te burayı işgal etti, 2022'de de burayı işgal etti. Burada peki, Putin haklı. Peki Putin ne yaptı? Yani Putin ne yaptı? Tamam, Ukrayna'nın katılmasını engelledi. Gürcistan'ı engelledi, Ukrayna'yı engelledi. Evet. Peki bu Finlandiya ve İsveç katıldı 2023'te evet, ve 2024'te evet, de İsveç katıldı. Bu Finlandiya-Rusya sınırı 1300 kilometre. Evet. Demya'da pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. Hayır ama bunlar zaten... tamam. Tamam. Uzun bir gece. Son cümlelerinizi alayım. Üç değerli konuğumdan da birlikte bu veda gece, ediniz. Evet, sayın vekil söylesin. Buyurun. Aralı aralı bu şeyler karşılıklı füze atışlar falan devam edecektir. Öyle ama siz ciddi... Amerika'nın devreye girebileceğini hala iddia ediyorsunuz. Evet. Ve devrede olduğunu söylüyorum hatta. Bakacağız ben. Sürece. hocam sizi de alayım. En son sözü sayın vekilimize bırakayım. Buyurun. ABD tabii ki devrede. Yani hem CENTCOM komutanıyla devrede, İsrail'i kontrol altında tutmaya çalışıyor. Hem de CIA başkanı yaklaşık bir haftadır Kahire'de Hamas'la İsrail arasında bir ateşkesi kurtarmaya çalışıyor. Sürpriz bir şekilde böyle bir ateşkesle bu gerilim sonlanabilir. Günün sonunda bu ateşkesin sağlanması hem Güvenlik Konseyi kararının pratiğe aktarılmasını sağlar hem de İran'ı tatmin eder. Peki Sayın Vekil, son sözlerinizi alayım. Ben, Tahir İnan bizi bekliyor. O da aramıza katılacak. Hatta
hiç ara vermeden devam edeceğiz. Tamam. O yüzden de bizle birlikte Tahir'i de alayım ben. Son cümleleri alayım. Tahir tamam. de hazırlıklarını yapmış olsun. Ben, sonrasında hocalarım biz gibi, izleyicilerimiz huzurundan ayrılalım. Hocalarım gibi ben bu akşam İran'dan ciddi bir cevap beklemiyorum. Normalde ciddi bir cevap beklemiyorum. Fakat kendi halkının açıklayabileceği bir vurma yapacaktır. Fakat aksi bir durum olursa, olay o zaman sadece İran'la İsrail arasındaki duruma bakılmasın. Suriye, Irak, Ürdün ve Yemen'deki bütün vekaletler, Şii vekalet güçleri devreye girer ki o işin içinden kimse çıkamaz. Peki Hulusi Şentürk, AK Parti İstanbul Milletvekili efendim, teşekkür ederiz. Ben bu teşekkür uzun ederim. Gecede yayınımızda sağ olun, bize eşlik ettiniz. Profesör Doktor İrfan Kaya Ülgen hocam, çok teşekkür ederiz. Teşekkür önümüzdeki günlerde bunu konuşmaya devam edeceğiz. Uğur Özgeker Profesör Doktor hocam, çok teşekkür ederiz. Gece boyu İrfan Hoca ile farklı görüşlerimiz vardı. Hakem izleyicinin evet. görüşlerini sunduk. Onlar kararlarını... Sabah az kaldı. 6 versin. Saatte bir belli olur sabah her şey. Sabah netleşecek diyelim. Tahir'in Hanım'ın da vaktini aldık. O da yayına başlayacak. Biz teşekkür ediyoruz. Çok önemli gelişmeler. Biz teşekkür ederiz. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Lütfen ayrılmayın. Yayınımız sürecek.